Bediüzzaman Said Nursi, 1878 yılında Bitlis'in Nurs köyünde dünyaya geldi. Doğu Beyazıt'ta geçirdiği 3 aylık dönemde 80'den fazla kitabı tahkik etti ve icazet aldı. Bitlis'te 13 yaşındayken aldığı icazetini kabul ettirip Bediüzzaman, zamanın eşsizi diye anılmaya başlandı. İngiliz Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Kur'an'ın yok edilmesi sözüne karşılık Bediüzzaman, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez, manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diyerek ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına adadı. 1913 yılında fen ilimleriyle medrese ilimlerinin birlikte okutulacağı Medresetüz Zehra adını verdiği üniversitenin temelini Van valisiyle birlikte attı. Ancak 1. Dünya Savaşı çıkınca gönüllü alay kumandanı olarak öğrencileriyle birlikte cepheye gitti. Savaş sırasında İşaratul İcaz isimli tefsir kitabını yazmaya başladı. İstanbul'da Darül Hikmet-i İslamiye üyeliğine tayin edildi. 19 Kasım 1922'de Ankara'ya geldi ve mecliste resmi bir törenle karşılandı. Kendisine milletvekilliği ve şark umumi vaizliği ve diyanet üyeliği gibi makamlar teklif edildi. Ancak o kabul etmeyerek 1923 Mayıs'ında Ankara'dan ayrılarak Van'a gitti, Erek Dağı'nda inzivaya çekildi. 1924 yılında başlayan Şeyh Said isyanı bahane edilerek Erek Dağı'ndan alınıp Burdur'a mecburi ikamete, oradan Isparta ve akabinde Varla köyüne gönderildi. Varla'da sözler, lemalar ve mektubat adlı eserlerin büyük bölümünü telif etti. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi 1956 yılında Risale-i Nur'un serbestçe basılması ve dağıtılması yönünde karar verdi. Bediüzzaman hasta olmasına rağmen 20 Mart 1960 yılında ısrarlı isteği sonucunda talebeleri tarafından Urfa'ya götürüldü. Üstad Bediüzzaman 23 Mart 1960 tarihinde kaldığı otelin mütevazı odasında Hakk'ın rahmetine kavuştu. 82 yıllık ömründe defaatle zehirlenme, 32 yıl sürgün hayatı, 2000'den fazla mahkeme görmüştür. Bizlere de dünyanın dört bir tarafında okunan Risale-i Nur külliyatını miras bırakmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini rahmet ve muhabbetle anıyoruz.